Yani. Mesela Abu şey dediniz mi? Bence sen sakat değilsin denmez de. Hani oynasan iyi olur. Biz de şampiyonluğa gidiyoruz falan dediniz mi? Ya bak sana bir Abu Bakar hikayesi anlatayım da şimdi. Biraz bir... Anlatacağım anlatmayacaktım ama. Şimdi Sivas'a maça gitti ki. Ee, Abu Bakar sakattı işte buna baskı yaptılar. Oyna oyna falan filan. O da tamam ben oynayacağım kendimi riske atacağım falan filan. Neyse maç başladı. Şimdi zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani defar bile atmıyor yani koşmuyor bile. Yani çok rutin oynuyor yani. İşte dakika 44'e falan geldi. Bir, bir, pozisyon oldu bu böyle yaptı. Aa, ayağını falan tutuyor böyle göreceksin. Dedim ya ya vuruldu mu bu dedim. Hocam benim çapraz bağlarım falan koptu maçta yani. Hani böyle bir acif hissetme modeli yok olamaz yani anladın mı? Ya sakatlandım dersin. Devrenin içine bir dakika var zaten. İçeri girersin ve hocam ben değiştir dersin. Değiştiririz hocam. Öyle bir şey yap hareketler yaptı ki sahada. Ben yani güleceğim kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor şimdi rezil olacağız bir de. Anladın mı yani o durumda? Dedim herhalde vuruldu bu. Tribünden <laughs> falan ateş ettiler bir bakın yani. Yani o, o kadar abartmaya da gerek yok yani bu <laughs> hareketleri sahanın içerisinde. Sakatlandıysan ne olur? Adelin atar. Bizim de adelimiz at Hocam adelin atar. Adelini tutarsın çıkarsın. Hani o sana çok büyük bir acı verecek bir sakatlık anca kolun kırılır, burnun kırılır, ayağın kırılır. Bir acı ise Onun haricindeki sakatlıklarda böyle bir acı hissetme ihtimalin yok yani. Ki bu da adele sakatlığı yani. Hissedebileceği acı da belli. Yani Murat, Murat Hoca'ya da... söylediniz? O kadar Doğrucu. büyük oynamaya gerek yok yani. <laughs> içerisinde. Ya sakatlanırsın çıkarsın. 44. dakikada onlara gerek yok hocam. Bir dakika sonra hikaye bitiyor ya. Bir dakika var yani. Zaten bir şey yapmıyorsun. Yürüyorsun zaten. 45'te de çıkarsın yani. <laughs> e şimdi tabii bunları o zamanlar tabii konuşamıyoruz yani. Doktora neyi var? Ya Lerin'in sakatlığı ondan çok daha ağırdır. Lerin bir hafta sonra maç oynadı hocam. Öyle anlatayım yani. Tam tabii adam mutlaka sakattır. Mutlaka bir şeyi vardır. Ben sakat değil diyemem. Nasıl diyeyim? Senin vücudunu ben nereden bileyim senden iyi? Sen daha iyi bilirsin. Ben bilemem ki. Ama bazı oyuncular var mesela Wellington e, Göztepe maçı şampiyonluk maçının ilk yarısında soyunma odasında bir geldi hocam bak ayağı bu kadar şiş bileği bak bu kadar şiş bileği hocam. Bana hocam, Wellington hocam Wellington'un doktor geldi Wellington'un bileği bu kadar şiş dedi. Hocam oynar o dedim sen merak etme. Bu kadar hocam olay bu yani. Oynar dedim o sen kafanı takma fazla. Oynayacaksın hocam. Ben hiç unutmuyorum alçı bandajla oynadım Şampiyonluk maçı vardı bizim yıllar evvel. Alçı bandaj vardı ayağımda. Yani dizimi belli bir yere kadar kırabiliyorum yani. Alçı bandaj oynadım. Oynarsın hocam. Yeter ki oynamak istin. Ha, o arkadere sakatlıkları falan oynamaz ama onlar oynamaz. Yani ciddi sakatlıklar oynamaz ama oyuncunun da acıyla acı işi var oyuncularda. Mesela Joseph de oynuyor mesela. Sakat ağrıları var ama oynuyor. Acı işi yüksek. Wellington'un da öyle. Bazı oyuncuların acı işi yüksek oluyor. Onlar oynayabiliyorlar. Bazıları da oynamak istemiyor. Yani sen niye oynamıyorsun? Sakatsın diyemezsin adama. Mutlaka sakattır. Ama birisi o sakatlıkla oynar, öbürü oynamaz. Bu oyuncular arasındaki farklılıklar çok doğal futbolda. O yüzden oyunculara sen o sakat değildi, bu sakatlı yorumlamasını biz yapamayız ya.